Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Akmek Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Yanımda Melahat Dilber hocam var. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bugün de bizlere porselen boyama kursunu uygulamalı olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ramazanınız da mübarek olsun. Sizlerin de hepimizin cümle alemin. İnşallah hocam. Bugün bizler için neler yapacaksınız? Bugün eğik lale dediğimiz bir modelimiz var. Hı hı. Bunu uygulamalar olarak boyamayı göstereceğim. Ben önceden hazırlığımı yaptım, çizimini yapmıştım. Hı hı. Vakit kaybetmeyelim diye. Burada lalenin bir dalını ve yaprağımızın bir dalını boyamaya çalışacağız. Evet hocam, gerçekten güzel görünüyor. Evet, çizimimiz oldu. Şimdi ben bunu geçen dersimizde aydıngere çizip geçirme işlemini orada göstermiştim. Hı hı. Şimdi onu tekrar çizim yapmadım ben. Direkt fotokopiden kopya kağıdıyla geçirdim. Kopya kağıdımızı da kullanıyoruz. Bu şekilde daha kolay olduğu için hazırlığımızı o şekilde yaptık geldik. Ama yine de göstereyim diye düşündüm. Tabii, bunu iyi yapmışsınız hocam. Bu şekilde gösterelim. Aydınger çizimi böyle. Ve ilk başlarken öğrencilerimize biz renk kartelamız var. Renk kartelasında ana renkler, ara renkler var. Bunları hı hı. öğrencilerimiz boyuyorlar ve birleşim renkleri mesela kırmızıyla beyaz, pembe, sarıyla mavi, yeşil bunları uygulama olarak görüyorlar ve öğreniyorlar bilmiyorlarsa eğer. Bizim değişik çizimlerimiz oluyor mesela böyle bir boyama çalışmamız var. Bunlar bizim fotokopilerimiz dağıttığımız öğrencilerimiz bunlara uygun istedikleri renklerde boyamalarını yapıp, tonlamaları da görüp çizimize geçiyoruz. Bunları da bir gösterelim dedik. İyi yapmışsınız hocam, teşekkür ederiz. Şimdi ben şu desenimizin bitmiş halini göstereyim size. Nasıl yapacağımıza dair bir fikir olsun. Evet, bu şekilde boyamaya çalışacağız. Olacak. Evet. Ben şimdi renklerimi hazırlayacağım. Öncelikle yukarıdan başlayalım. Çünkü elimiz şu yaprağa değmesin. O yüzden kırmızı lale yaprağımızdan başlıyorum. Boyamızı dökelim. Yine ilaç kutusu kullanıyorum ben palet olarak. Kullanımı rahat oluyor. Kullanımı rahat ve büyük paletler bizim için uygun değil. Çok az boyalarla, çok değişik renklerle çalıştığımız için. Hı hı. Ben şimdi direkt kırmızıyı kullanmıyorum. Genelde hiçbir rengimi buradaki direkt kullanmam. Mutlaka içine onu yumuşatacak, daha güzel renk verecek bir şekilde renk karıştırıyorum. Buna ben birazcık siyah koydum. Hı hı. Ve mutlaka suyumuzdan koymamız gerekiyor. Su bazlı olduğu için boyalarımız. Suyla açacağız boyalarımızı. Aynen açıyoruz çünkü boyamamız zor olabilir. Kıvama geldiği zaman boyamama başlayacağım. Şimdi aşağıdan başlayalım. Yukarıdan da başlayabiliriz. Boyamı fırçama yığdım. Porselen boyamanın özelliği boyayı bol kullanmamız. Az kullanırsak olmuyor. Az kullanırsak fırça izleri belli olur ve zemin belli olur. O yüzden bol bol kullanacağız. Bol bol kullanıyoruz ve yaydırarak boyuyorum. Boyamı koyduktan sonra çizgilerime dikkat ederek, önemli olan burada çizgilere dikkat etmek ve boyamın kıvamını iyi ayarlamak. Çok ince bir iş bence o da. Evet, lalemiz. Yani çok eğik lale diyoruz biz buna. Ortasında Allah lafzı var. Onu da düz siyah boyayacağız. Biraz ağır gidiyor. Desenlerimiz çok ince. Genelde porselen boya biraz diğerlerine göre biraz daha zor değil mi hocam yani? Çizim aşaması zor geliyor. Mesela tesip deseni, bunlar çok basit desenler aslında. Hı hı. Çok ağır desenlerimiz de var. Şimdi bugün getirmedik yanımızda. Onlar biraz zor geliyor öğrencilerimize çizim aşaması. Mesela çok büyük hilyeler yapıyoruz.
Hilyelerin çizimi falan çok zor oluyor. Vakit alan şeyler. Bu bile çok detay görünüyor. Çok Onlar ne detay kadar görünüyor. zordur kim bilir. Aynen. Halbuki bu en basit desenlerimizden biri. Ama alışınca mutlaka yapılır değil mi hocam? Alışınca aynen severek yapılıyor ve anlamıyorsunuz. Çizip boyadığınız bir bakmışsınız boyanmış. Arkada da bir tane resmimiz var. Evet, Onu da çok yine hoşuma gitti. öğrencimiz yaptı. Soracaktım hocam ben size onu. Evet. Manzara resimleri de yapabiliyorsunuz. Üç boyutlu gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Yukarısında mesela şey kullandık biz onu. Tampon kullandık süngerle. Onu da göstereyim biraz sonra. Zeminde tampon nasıl olur? Süngerle tampon yapıyoruz. Yani bildiğimiz porselen boyamanın dışına çıkmış gibi yani arkada tablo Yani varmış gibi her şeyi görünüyor. yapabilirsiniz. Mesela şurada Evet, bir cam bardağımız var. bardak. Evet, o. O da yine cam üzerine boyanmış çiçek resmi var. Öbür tarafta kadehlerimiz var. Onlar da damat gelin kadehi. Çok Onları güzel, istediğiniz çok şekilde şirin olmuşlar süsleyebiliyorsunuz. hocam. Evet. Şu şey de şekerlikte. Şekerlik, evet. Aynen. O da cam yaldızla yapılmış tamponla. Üzerine de Rumi deseni koyduk. Çok güzel Üzerindeki olmuştur desen hocam. de çok güzel, ince bir desen. Evet, şöyle seyircilerimiz için de gösterelim. Yani Burada her türlü bardaklarımız. evet objeyi boyayabilirsiniz, pişen objeleri. Her şeyin üzerinde kullanabiliyoruz. Kullanabiliyorsunuz. Hatta benim boynumdaki kolyem de boyanabilir bu Dikkatimi tarz çekti benim şeyler. gerçekten. Burada da bir kolye görüyorum Evet. hocam. İstersen seyircilerimize de gösterelim bir Şimdi bu görsünler. Ebru ama benim elimde öğrencilerden alamadım ben. Bu Ebru üzerine yapılmış ama biz bunu Evet, şöyle porselen göstereyim. boyayla yapıp istediğimiz şekilde ister çiçek yapın, manzara resimi yapabilirsiniz. Küçük Çok böyle güzel minyatür olmuş oluyor. gerçekten. Şöyle Çok değişik şeyler gösterelim. yapabiliyorsunuz. Yani ben Çok ona şık örnek olmuş olsun hocam. diyeyim. Değişik. Evet. Şurada şey de var. Mesela damat Damat fincanı yine. fincanı. Çok moda Evet. artık bunlar. Artık olmazsa olmazlarından. Olmazsa olmaz, Kız evet. istemelerini gerçekten. Damadımıza böyle acı kahveleri bunlarla Çok güzel. sunuyoruz. Aynen hocam. İstediğiniz şekilde onu süsleyebiliyorsunuz. İstediğimiz aynen dediğim şekilde. Bunları yapmak için kursunuza gelenler de vardır mutlak hocam. Tabii ki var, Bu evet. özel günler için. Özel günler için var. Siparişler geliyor mesela, öğrencilerimize veriyoruz, onlar yapıyorlar. Gerçekten de güzel bir şey. Onu porselen kalemiyle de boyayabilirler. Yani illaki porselen boyası olacak diye şart yok. Porselen kalemleri de var. Onlardan bulup camları boyayabilirler. Aynen. Benimkini de annem yapmıştı. Benim pek becerim yoktur böyle şeylere. Evet, neyle boyadınız? Porselen kalemi almıştık. Yani dediğim gibi evet. Porselen fincanın üzerine annem çok güzel resimler çizmişti, yazılar Ya. yazmıştı. İşte illaki kursa gitmek gerekmiyor yani. Aynen. Burada da anneme sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum canım annem. Ellerine sağlık, Ellerine annelerimizin. sağlık. Anneler fedakar. Anneler günü de geliyor bu Aynen. arada. Evet hocam sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim Görüşemeyebiliriz şimdiden. haftaya. İnşallah Allah'ın Herkesin. tekrarına kavuştursun hocam Amin, yavrularınızla amin. beraber. Amin herkesin. Amin Bütün hocam. annelerimizin anneler günü şimdiden kutlu olsun. Evet efendim biz de ekranlar karşısında bizleri izleyen tüm annelere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Anneler günü şimdiden kutlu olsun. Tekrar hatırlatırım söylerim ama unutmadan söylemişken hatırlatayım dedim ben de. İyi ki varsınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Annelerin hakkı ödenmez. Doğru söylüyorsunuz hocam. Cennet annelerin ayakları altındadır. Yani İnsan boşuna anne olduktan söylenmemiş. sonra daha iyi anlıyor Daha iyi bence. anlıyorsunuz aynen. Zaten her şeyde öyledir. Bir şey yaşayınca daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi kırmızımız bitti, yaprağımız. Bu örnek olsun diye bir tane boyayalım. Hepsini boyamayalım çünkü çok uzun sürer. Ne kadar bekleyeceğiz kuruması için hocam? Kuruması için bir 6-7 dakika gerekiyor. Eğer çok koyu kullanırsak boyamızı bir 10-15 dakika 10-15 dakika. bekleriz. Büyük zeminlerde mesela beklemek zorunda kalıyoruz. Yani burayı boyadım değil mi? Bu tarafa geçemem. Diğer taraf Kurumayınca. burayı boyarım, evet. Birbirine karışır yoksa. Yani bir iş çıkartmak istiyorsak biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz aynen. Ve elimiz değerse eğer burada izi kalır. Kesinlikle buna dikkat ediyoruz. İzi Çıkmıyor değil mi kalmasın. hocam?
bozuk olur. Orayı tekrar kazıyıp komple tekrar boyamamız gerekir. Şimdi yeşil yaprağa geçeceğim. Yeşil yaprakta yalnız değişik bir boyama şeklimiz olacak bizim. Şurada da görüldüğü gibi bir sürü değişik yeşil tonları kullanacağız. Yapacağı resmi gösteriyorum şimdi. Kırmızı alanın bir tanesini yaptığı yaprağını şimdi yeşile geçiyor. Değişik bir teknik kullanacağım dedi. Bakalım ne teknik kullanacak? Bir sürü renk oluşturacağız şimdi. Renkleri karıştırarak. Renkleri karıştırıyorum evet. Yeşil olacak. Bir sürü yeşilimizin olması gerekiyor. Rengarenk. Ton ton yeşil değişik. Aynen tonlarda. Rengarenk kullanacağım. Bu yapa yapa öğrendiğimiz bir şey değil mi hocam? Renkleri aynen. bulmak. Renkleri evet biz de o kadar çok renk kullanıyoruz ki. Neredeyse öğrencilerimiz yani renk uzmanı oluyorlar. Renk oluşumunu öğreniyorlar. Yani şimdi kartelalarda rengimiz var ama buradaki hı-hı. renkler çok yetersiz. Biz çok renk kullanıyoruz. O bile yetersiz kalıyor yani. Özgün renkler değişik gerçekten. Evet. Çalışmalarımızı daha güzel hale getiriyor. Zaten renkler gösteriyor bizim işleri. Siz basit bir kırmızı kesinlikle. Kullansaydınız böyle görünmeyecekti kesinlikle. Değil mi? Düz kırmızı kullansaydım çok parlak olurdu. Yani parlak kullanmak isteyenler bunu düz kullanabilirler. Hı-hı. Ama ben çok parlak renk istemediğim için mutlaka karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorum. Şimdi en altta çok koyu bir renk kullanacağım. Bunun için mavi, koyu mavi kullanıyorum. Hı-hı. Başka hangi renkleri kullanacağız hocam? Sarı kullanacağım. Bu mavinin içine sarı koyuyorum. Yeşile döndürdüm. Hı hı. Ve siyah koydum buna. Çünkü en altta çok koyu bir renk istiyorum. Ara renklerimiz var. Yeşilin tüm değişik renkleri var. Pardon. Şimdi bunlara su koyacağım tekrar. Bütün hepsine su koymam gerekiyor. Çünkü bizim boyalarımız su bazlıydı tekrardan. Hatırlatırım seyircilerimiz için. Evet, su koymadan boyayamayız. Şimdi değişik renklerim oldu. Bir ara yeşilimiz var. Ben en uçta biraz rengi açarak en açık tonumu kullanmak istiyorum. Çünkü üst taraflardan ışık daha çok gelir. Onu düşünerek, yani burada ışık gölge oyunu yok ama yine de biz bir farklılık olsun diye boyamızı da döktük bu arada. Zemini açık evet. renklerle boyayacağız. Aynen. Şimdi sarıyı biraz kullanacağım. Diğer renkle birazcık karıştıracağız. Evet, ilk sarıyı da boyuyor Melahat Hocam. Ama karıştıracağım bunu, yedireceğim birbirine. Direkt sarı olmayacak. Ve renklerimi karışık karışık kullanıyorum. Aşağı doğru birazcık daha koyulaştıracağım. Şimdi burada yeşilimi, bu sarı çok öne çıkmasın diye biraz yukarıya doğru taşırdım. Kaynaştırdım orada. Boyamı şimdi aşağı doğru çekiyorum. Fırçanız da çok ince uçlu değil mi? Aynen, çok ince uçlu. İnce uçlu çalışmazsak bu yaprakların, çiçeklerin arasına girip rahat boyayamayız. Ben şimdi çok fazla renk hazırlamadım. Önce yaptıklarımız gibi. Çabuk bitsin diye. Ama karıştırarak o renkleri elde etmeye çalışıyorum. Kaynaştırma yaparak. Şuradaki koyu rengi mesela yukarı doğru çektim. Başladı. Evet. Sanki gölge vurmuş gibi. Aynen. Ön kısımlarda biraz daha koyu. Şuralarda. Üstlerde biraz daha açarak gidiyorum. Hayal gücümüze bağlı biraz da renkler. Aynen, hayal gücümüze bağlı. Yani illaki bu renkler kullanılacak diye bir şart yok. Dümdüz bir yeşil de boyayabilirsiniz ama şurada olan bu şeyi göstermez yani. Güzelliği alamayız. Aynen hocam, doğru söylüyorsunuz. Porselen boyama çok Osmanlı'da çok önemliydi porselen. Hı hı. Bize de 1800
45 yıllarında Ahmet Fethi Paşa'nın Beykoz'da açtığı fabrikayla başladı porselen üretimi. Eskişehir'de vardır porselen fincanlar falan, takımlarda gördüyseniz eğer annenizden kalan. Benim annemin vardı. Üzerine çok güzel minyatürler, resimler vardı. Çok eskilere dayanıyor. Çok evet, eskilere dayanıyor. Annemin hala hatta durur şeyi, birkaç tanesi kırılmamış. Hatıra. Üzerinde çok güzel evet minyatürler var, çok güzel. Çok güzel elbiseler giymiş bayanlar, zarif delikanlılar. O zamana göre gerçekten çok güzel şeyler kullanılmış. Çok çok evet, çok güzel şeyler var, desenler. Zaten Osmanlı'da porselen tablo olarak görülmüş. Yani fayans değil de porselen ürünler çok değerliymiş. Çok kıymet verilmiş porselenlere. Emek veriliyor. Ve üzerine de evet çok güzel mesela av resimleri, minyatürler. Genelde onlar evet, kullanılmış zaten. Dini şeyler, semboller falan, böyle resimler. Günlük hayata dair resimler, dediğim gibi o porselen fincanların üzerinde tabakların. O genç kızlar, delikanlılar falan var ya, çok güzeldi. Ağ manzaraları. Evet, yaprağımızı. Yaprağımız bayağı evet olmaya başladı. Şu alt kısımlarda ben birazcık daha koyu kullanayım. Biraz şöyle geri durup bakınca daha net belli oluyor. Yapacağınız şeyi ona göre ayarlıyorsunuz. Kuruyunca bir ton açılacak mı rengi hocam? Açılmayacak. Hatta bir ton daha koyulaşabilir ama açılmaz. Açılmıyor. Bu bittikten sonra bunu tekrar bir elden geçirip eksik yerler, mutlaka eksik yerler oluyor. Bizler belki kaçırmayız ama öğrenciler çok karışık desen olduğu için kaçırabiliyorlar. Bak şurada yapmamışım mesela. Minik minik olunca insan gözüne kaçabiliyor evet, tabii. Evet, kaçabiliyor. Bunu bir gün bekletiyoruz boyamız bittikten sonra. Simlemeyi bir gün sonra yapıyoruz pişirdikten sonra. 150 derecede 45 dakika pişecek. Ben şurada birazcık daha açık renkler kullanacağım. Üzerinden böyle kaynaştırmalar yapabilirsiniz ama boya kurumadan. Boya kurumaya başlarsa iz yapar. Hemen o kurumadan zaman, yapabiliyoruz. Evet, aynen. Bu bitince bir tane tampon yapalım. Bunu da gösterelim. Bunu da gösterelim. Genelde öğrencilerimiz zorlandı bir şey tampon. Hele manzara tarzı şeylerde arkadaki çok gibi. Çok güzel gerçekten. Onda zorlanıyorlar tabii ki. Biraz resim bilgisi de olsa iyi oluyor. İkisi birleşince yani istediğinizi yapabiliyorsunuz artık. Ortaya. Aynen, çok güzel şeyler çıkıyor. İlk başta korkuyorlar çizim olduğu için. Daha sonra elleri alışıyordur mutlaka. Elleri alışıyor. Yavaş yavaş yapıyorlar. İnsan zaten öğrenirken bir şey ilk başta zor gelir. Bu tarz şeyler daha zor geliyor. Sonradan vazgeçilmez oluyor mu? Aynen, vazgeçilmez oluyor. Şu an hepsi yani sıkıntılılar. Bir an önce kurs açılsın gidelim diye. Uzun zaman oldu gerçekten. Sıkıldı onlar da. Diliyoruz. Hemen bitsin herkes. İnşallah. Dilediği yerlere gitsin. Fazla sokağa çıkmazsak çabuk bitecek inşallah. İnşallah ya, evde kal diyoruz ama. Diyoruz ama ne kadar dinleniyor bilemiyorum. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bilinçli olmak gerekiyor bu tarz şeylerde ama. Biraz koyalım. Şimdi ben sapı da boyayayım. Bunda tonlama da olacak ama tonlamayı yapmayayım. Sadece böyle boyayalım. Tonlamayı da böyle boyarken biraz yapayım. Ayrıyeten yapmayalım. Kuruması gerekiyor çünkü.
Ortalarına da zaten dokunmayacağız çünkü boyamız kurumadı. Evet. Şimdi şuradaki en koyu rengimizle şu göbekteki yaprağımızı boyuyorum. Burayı da boyayalım. Bir tampon yapalım. Şimdi koyu yeşilimi yaptım. Bir üstteki rengimi yapacağım ki bu kurumaya başlasın. Üstteki rengimi de çok açık bir yeşil yapacağız. Neredeyse fosforlu. Şimdi iki arasında bir bölüm var. Onu da bir koyusunu boyayacağım. Şunun bir koyusu olacak, bunun bir açığı olacak. Ama hepsi birbirine yakın olduğu için arada kalıyor. Renkler birbirine karışıyor. O yüzden onu beklememiz gerekiyor. Şimdi orayı boyamayalım. Şurada da boyayalım. Bakalım karışacak mı? Göbeği boyamıyorum çünkü birbirine karışıyor. Şimdi siyah alayım. Göbekteki yazımızı boyayalım. Allah lafzını boyayalım. Evet. Yine sulandırdım. Bu şekilde olduğu için boyalarımız daha uzun gidiyor kullanışlarında. Aynen, çok uzun süre kullanılıyor. Boyamız pahalı ama çok uzun süre gittiği için o kadar da külfetli olmuyor yani. Bir defalık alıyorsunuz. Çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bozulma yapıyor mu hocam boyalar? Bozulma yapmaz. Şöyle kapağı açık kalırsa ya da hava alırsa kurur boya. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Benim mesela 15 yıllık boyalarım var. Yani burada yok şimdi de. 15 yıldır kullandığınız evet, boyalar var evet, maşallah evet. Hocam. 15 yıldır yani az olan renkleri çok kullanmamışım, onlar duruyor. En çok siyah, mavi, sarı, beyaz. Onlar kullanılıyor. En çok aldığımız renkler onlar. Şimdi Allah lafzını boyadık. Şimdi çiçeklerimiz var bunun içinde, minik minik. Birkaç tane de ondan boyayalım. Yine açık renk kullanıyorum. Kırmızının içine birazcık beyaz koyduk. Pembe bir renk oluşturduk. Yani. Aynen, pembe yapacağız. Biz burada zemin olduğu için çiçeklerimiz hep açık ton kullanacağız. Şurada da birkaç tane gösterelim. Birer tane atlıyorum. Şu pembe oldu. Öbürünü açık mavi yapalım. Şu da pembe olsun. Açık mavi için de yine turkuazla beyazı kullanacağız. Çok açık renk olması gerekiyor. Yoksa burada kaybolur. Zemin olduğu için. Şu papatyamızı yapalım. Bunları tonlamamız gerekiyor. Şimdi yaşken tonlayamıyoruz. O yüzden beklemesi gerekiyor. Evet, papatyalarımızı yaptık. Turkuazla. Evet. Şimdi şurada dallarımız var ya, yapraklarımız. Onları da açık tonla, açık yeşille yapacağım. Böyle dalımız geliyor. Daha sonra da simleme işlemi yapacağız. Aynen, simlememiz var ama simi bugün gösteremeyiz herhalde. Çünkü yaş boyamız. Sim değerse yapışır. O yüzden simli göstermeyelim. Öncekinde göstermiştik zaten. Evet, göstermiştik zaten. Aynen hocam. Biliyorlardı zaten. Evet, onlar biliyorlar. Şimdi ben tamponu nasıl yapacağız onu göstereyim. Yaldızla bir yapayım.
Ondan sonra istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz ama genelde bizimki yaldız oluyor. Kenarından koyu renkler gidebiliriz. Hı hı. Onu da vakit kalırsa gösteririz. Süngerim dört tarafından topluyorum. Şurası bombe oluyor. Eğer düz olursa istediğimiz şeyi alamayız. Şimdi şuradan yukarıdan bir gösterelim. Böyle sırayla darbelerle. Fayansımızın rengi çok güzel. Normalde ben bu tarz fayanslara yapmıyorum ama burada göstermek için birkaç bir şey yapalım. Şu an tampon işlemi yapıyor. Tampon yapıyoruz. Hocamız. Genelde tampon manzara türü resimlerde çok güzel oluyor. Arkadaki resimde de görmüştüm. Evet, şimdi ben onu birazcık koyulaştıracağım. Kırmızı, koyulaştırmak için kırmızı, siyah. Siyahı biraz fazla aldım. Biraz kahverengimsi bir renk yapacağız. Tekrar süngerimi alıyorum. Bunda su koymama gerek yok çünkü sünger emdiği için köpük yapıyor. Şöyle hafif hafif yine sırayla tamponumu uyguluyorum. Bu hafif gölge gibi bir şey oluyor yani. Arkada fon oluyor. Değişik bir hava katıyor. Evet, değişik bir havası oluyor. Gerçekten değişik, güzel oldu. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hı hı. Çok koyu bir tampon da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde güzel aynen. Oldu bence evet. Resmi yakışan. Şu şekilde çini desenler kullanabilirsiniz. Şekerli kapağıydı bu. Sim üzerindekilerde sim çalışması var. Şekerli kapağıymış. Evet. Bu da çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık hocam. Sizlerin de teşekkür ederiz. Bitti mi şimdi yaptığımız? Evet, bitti. Simleme yapmayacağız çünkü hı hı. Şu an sim dokundurursa boyamıza yapışır. Evet, yani yapılabilecek, boyanabilecek her şeyi boyadık evet, şu an. Evet, boyadık bu şekilde. Tamam, gösterelim seyircilerimize hocam. Gösterelim. Hı. Bu şekilde anlatalım yaprağımızı hocam, boyadık. İlk başta nasıl yaptık? Tekrar baştan anlatalım. Çizimimizi yaptıktan sonra tamponumuzu yapıyoruz. Hı hı. Tampondan sonra boyamaya geçtim. Lalemin zeminini boyadım önce. Hı hı. Zeminden sonra çiçeklerimizin açık pembe ve açık mavi çiçeklerimizi boyadık. Yapraklarımızı boyadık. Allah lafzını boyadık. Ve yaprağımızda da değişik renkler kullanarak, açık yeşilleri kullanarak, koyu yeşilleri bir boyama işlemi yaptık. Yine zemin boyadık hı hı. Orada. Burada bu çiçekleri yapmak istemezseniz dümdüz bir boyama da yapabilirsiniz. Şurada karşıda bir Rumi'miz var ya Büşra'cığım. Onun üzerindeki Rumi gibi, bakın kapaktaki, hı hı. Şu kapakta Rumiler var. Bunları uygulayıp Rumi desen de koyabilirsiniz buraya. Hı hı. Yani burada kullanabiliriz yani. Evet, tabii bu şekilde hı hı. Desenler kullanabilirsiniz. Yani illaki böyle olacak diye şartı yok. İstediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Evet, şimdiden çok güzel oldu. Bitmiş evet, halinde. Pişirdikten sonra bir gün bekletiyoruz. Pişirdikten sonra da simimizi yapıp tekrar pişiriyoruz. Pişmiş bir ve bitmiş sonra. Halde bu şekilde bitmiş olacak halde efendim. O, evet. Aynen. Eğik lalemiz. Hı hı, çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sizler ederiz. Sağ ayağınıza sağlık, buralara kadar teşekkür geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, Melahat hocamız bugün bizlere porselen boyamayı uygulamalı olarak gösterdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, bizler Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlemek isterseniz Facebook'tan ya da Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bizimle kalın, hoşça kalın.